كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu: hainler güvenilir ilan edilecek, güvenilir kişiler hain ilan edilecek. Tam da bizim zamana. Bugün ne kadar hain varsa baş üstünde. Ne kadar hain varsa. Hain, vatan haini. Değil mi? Dayı ne güzel bari. Laiklik elden gidiyor ya. İrtica geliyor ya. 155'e ararım. Evet. Şu anda mesela bakıyorsun. Şu memleketin vatan hainleri, baş FETÖ'cüler zaten. Şu anda Amerikalarda, Almanyalarda, Fransalarda, İngiltere'lerde cirit atıyorlar. Adamların kendi sosyal medya platformlarında görmeniz lazım. Hala adamları destekleyen binler var. Binler. Binlerce kişi hala şu FETÖ'cüleri destekliyor, biliyor musunuz? Hani FETÖ'cülerden de geçtim. Bu Can Dündar. Tam bir numaralı süzme. Kaşmer yani. Öyle böyle kaşmer değil. Ama bakıyorsun adam bir tweet atıyor. Tam yani devlet meselesi bu arkadaşım. Ya bu midterları meselesi. Bu hükümet meselesi. Bu devlet meselesi. Devlet gitti mi her şey gider. Hükümet gitti mi başka hükümet gelir. Ama devlet gitti mi her şey gider. Bak Suriye'de devlet gitti. Evet. Esad seçim yapıyor. İşte misal diyorum, nüfus 50 milyon. Esad'a 65 milyon oy çıkıyor. Bak geçen bir kardeş söyledi. Buraya gelen bir kardeş var. Suriye'de Türkiye'ye gelmiş. Seçimi nasıl yapmışlar biliyor musunuz? Mesela adam geliyor. Sadece kimliğini gösteriyormuş. O adamın yerine böyle sırayla evet basıyorlarmış. Kimliğini göster, geç. Sadece kimliğini göstermiş adam ha. Vatandaş kimliği gösteriyormuş. Hani vatandaş oy vermiyor. Ha Kuzey Kore, Kim Jong-un, Hunk muydu, Jung muydu, her neyse. Ha Suriye, Esed. Ne farkı var? Görüyor musun işleri? İşte devlet bu. Devlet giderse her şey gider. Evet kardeşim, bunlar önemli mesele. Vatan hainleri bugün bakıyorsun el üstünde. O Mehmet Ali Alabora. Zamanın memolisi. Polis memoli. Hay tipini ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Ne yaptı? Gezi ayaklanmasını o başlattı, o çakal, o maşa. O maşa. Ne oldu? Kukla olarak kullandılar onu. Milleti alevlendirdiler. Sonra kaçtı gitti İngiltere. İngiltere vatandaşı oldu. Lan hani sen Türktün? Hani sen vatanı millet düşünüyordun? He? Hani sen 3 tane ağaç için vatanı yakıyordun? Niye gittin İngiltere? Niye İngiltere vatandaşı oldun? Hadi bakalım. Polis memoli. Seni polis yapanın aklına tüküreyim ben. Memoli. Ya. Güvenilir kişiler hain ilan edecek. Güvenilir kişiler. Bugün bakıyorsun arkadaşım, elhamdülillah diyorsun, bu adam ehli sünnet, bu adam sağlam diyorsun. Yok arkadaş, o adam kötü adam, bozuk adam. Neymiş? İşte şu fetvası yanlışmış. Fetva bakıyorsun doğru. Adam güvenilir, namazlı, abdestli, ehli sünnet, takvalı. Yok efendim, bu arkadaşın fikirleri bize uymuyor. Biz bu adamı istemiyoruz. Hain bu adam. İşte herkes kafasına göre birilerini hain, birilerini güvenilir ilan ediyor. Evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam devam etti. O zaman en çok yalan konuşanlar tasdik edilecek. Şu var ya. En çok yalan konuşanlar tasdik edilecek. Bunun en güzel örneği ne? Günümüzün gazeteleri. Özellikle sol cenah. Özellikle. Her haberlerin arkasından bir yalan, bir asparagas çıkıyor. Her haberlerin arkasından. He, sağcıların hepsi sütten çıkmış akkaşık demiyorum. Onlar Allah selamet versin. Amin. Lakin sıkıntı şurada. Sol cenaha bakıyorsun. Şu milletin kötülüğüne olan ne kadar iş varsa istiyorlar. Bak milletin, devletin kötülüğüne ne kadar pis iş varsa. Gazeteler yalan haberlerle dolu. Uydurma haberlerle dolu. Ya bunu ben en basit kendimden örnek vereyim. Bak daha ortaokula gidiyorum. Ha şu bizim aşağıda. Bizim yokuşa doğru çıkıyorum her neyse. Baktım bir tane eski Bedford kamyonlar vardı. Yaşlılar bilir. Kamyon diyeyim, anlayın işte. Kamyon baktım yokuş aşağı böyle gidiyor.
Baktım bir tane adam yanından koşuyor. Kamyonun freni boşalmış. Kamyon freni boşaldı. Bir sitenin bariyerlerini deldi, evin duvarından içeri girdi. Mevzu bu değil. Hani kaza var diye biz de bakın dedik. Kamyonun yarısı pert. Yarısı. Yani ağzına kadar içecekle dolu olan kamyonun yarısı gitti. Yarısı sağlam. Gözümle gördüm. Ertesi gün gazetenin ismini vermeyeyim. Ne yapmış biliyor musun? Ya böyle bir rezillik olamaz ya. Altılı sodayı almış. Bak kamyonun yarısı sağlam. Altılı sodayı almış. Şoförün iki bacağının arasına koymuş. Koca kamyondan kalan bu. Ya oğlum bir gidin ya. Ya bir gidin ya. Ya bu nedir? Abi haberi gördün mü? Ben şoka girdim. Ulan yarısı duruyor. Bu nasıl bir iştir? Ya bu en basit, bu en aşağısı. Yani haber olsun da nasıl olursa olsun zaten adam arkasını görmedi. Zaten gazete okuyanların hiçbiri şeyi görmedi, kamyonu görmedi. Şoför de garip böyle oturmuş öyle gazetede resmi çıkmış. Bacağının arası altılı soda. Bari içerken ver de üzerine soğuk su iç dediğim bari. Tam olsun. İşe bakar mısın? Gazeteler, haberler yalanlarla dolu. Geçen bir tane T24, o da tam devlet düşmanı T24. Ben özür yayınını gördüm. Özür yayını paylaşmış T24'le her neyse. Bir iftira yapmış. Peşine ya biz bu haberi yaptık da bu haber meğerse böyle bizim zannetmiş değilmiş. Baba. Ulan hayatınız yalan, hayatınız. İşte ne dedik? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi. O zaman en çok yalan konuşanlar tasdik edilecek. Yalan konuşanlar bugün baş üstünde tasdik ediliyor. En çok tirajlı gazeteler onlar. En çok izlenen haberler onlar. Niye? Vur patlasın çal oynasın ya. Nasılsa izleyen var, dinleyen var, seven var. Allah selamet versin, gönder gelsin. Adam diyor ki nasılsa bizim haberci doğrudur. İki taraf için de söylüyorum. Genel konuşuyorum. Hani hem sol taraf hem sağ taraf. Ama aması var. Sol cenah şu zamanda tamamen devlete karşı çalışıyor. Bak hükümet demiyorum ha. Devlet. Allah başta bize sonra bunlara selamet versin. Amin.